Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte konu 4'ün çözümlerine başlıyoruz. Bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki birinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız açı ortayda kollara inilen dikmelerin birbirine eşit olmasıyla alakalı Pisagor bağıntısını çok kullanacağız. Arkadaşlar açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara açılan dikmeler ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Örnek soru ve çözümü de zaten burada var. Biz ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Ne diyor şimdi burada? Burada arkadaşlar 4, 5, 8 verilmiş x isteniyor. Bakın açıortay ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Hocam o dik buraya düşmez. Nereye düşer? Bak geniş açılı olduğu için sadece bunun uzantısına düşecek arkadaşlar. Yani dışarıda. doğru düşecek. Dışarı doğru düştüğünde kollara çizilen dikmeler eşit. Yani şu, şu birbirine eşit. Hatta Ayırtları yerler de birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bakın zaten ADC açısını 90 dereceden büyük demiş. Yani dikim buraya düştüğü garanti. E, burası da 8 8 olacak. E, 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden 3 çıktı burası. E, tamamı 8 ise buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda da arkadaşlar bakın yine açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Hop şöyle bir dik çizelim bakalım. Bu diki çizdikten sonra kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Ayırtlı yerler de birbirine eşit değil midir? Evet. E hocam bunun buraya düştüğünü nereden biliyoruz? Çünkü 4 birim 4 birim ayıracak ya bak burası 5 birim olduğundan dolayı içeri düşüyor. Burası 4 o zaman buraya kaç kaldı? 1. E arkadaşlar üçgen burası da 3. Burada da bir pisagor bağıntısı var mı? Var. Uygula Pisagor'u x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesinden dolayı ne çıktı? 10 çıktı. X de buradan neye eşit oldu o zaman? Kök 10'a eşit oldu arkadaşlar. Yani ikinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik 3'e. Evet, evet. Ne var burada? Açı ortay kola dik çizilmiş hocam. Diğer kola çizilen dik de birbirine eşittir. Ya da x kenar mantığından da gidebilirsiniz. X kenarda çizilen yükseklik 2 eşit parçaya bölecek diye. Ya da biz buradan gittik. Açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola çizilen dik de birbirine eşittir ve ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani x ise burası da x'tir. Bu arada burada ne çıktı? X kenarda çizilen yükseklik konumda olduğu için tabanı iki parçaya bölecek. Yani burası 2'ye 2 iki oldu. E 7 2 daha kaç yaptı? 9 yaptı. Bizden zaten abi Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yani cevabımız kaç yapar? 9 yapar. 3. soru Ceyhan oldu. Geldik 4. soruya. Evet, özel açılar var. Özel açı mantığını kullanmak zorundayım. Sayıda burada ya. E buradan başlayalım isterseniz. Hocam bir 90 derece çizecek olursak buradan mı çizersin? Hayır. Bak ikiyi kullanamıyorsun. Nereden çizeriz? Dik çizme mantığını söylemiştik. Hop şuradan çizeriz. E buradan çizince 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? 1'dir. Hatta burası da nedir? Köküştür. E burada da 45 var. 45'in mantığını kullanayım hocam. Hop derseniz buradan ikisi bulursunuz. Aa ne çıktı burada? Açı ortay. Kollar açılandık. birbirine eşit. 1 ise burası da 1'dir. E, buradaki dik üçgende artık 45-45-90 üçgeni olduğu için 1-1 ise burası da ne oldu arkadaşlar? Kök 2'ye eşit oldu. Kök 2 katı olacağından dolayı. Evet dördüncü soru e oldu. Geldik beşinci soruya. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? Şu üçgenin alanı isteniyor. Bir üçgen alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Arkadaşlar 12 tabanına ait yükseklik D köşesinden çizilmez mi? Evet çizdim bunu. E bunu bulacağız. Bak açıortay ortay. Kollar dikmeler eşit olacağından burası da kaç oldu? 3 oldu. E o zaman alanda neye eşittir arkadaşlar? 12 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 36 bölü 2'den 18'e eşit olacaktır. Beşinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6'ya. Hocam ne var burada? D1 ile D2 paralel demiş. Hmm. D1 ile D2 paralelse arkadaşlar buraya A açısı, buraya A açısı, buraya B, buraya B diyecek olursam Şöyle U kuralından dolayı 2A ile 2B'nin toplamı nedir? 2A ile 2B'nin toplamı 180'dir. Dolayısıyla A artı B'yi buradan kaç buluruz? 90 derece buluruz. Evet A artı B 90 burası 90 derece oldu. Peki soru hala bitmedi. 6, 8 ise tabii ki buranın 10 olduğunu hemen söyleyebiliriz. A benden şu dikme isteniyor arkadaşlar. Bu dikme dediği nedir? Ya şu üçgenden bağımsız olmasın. Ya o dikmeyi görünce ben şuradan dik çizerim. Ama buradaki diki bulamam gibi gözüküyor. Ya da şuradan şöyle dik şey yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan çizsem de saçma olacağı belli. Şuradan çizdiğim zaman güzel bir şey gelecek mi? Bak geliyor. 90, 90. Aa burada açı ortay ve kola dik çizilmiş oldu. E o zaman burada da bir, bir kola dik çizsem kollara çizilen dikmeler eşit değil midir? Evet. Bu da açı ortay. Bak açı ortay kola çizilen dikmeler birbirine eşit. Bak bu da eşit olacak. Bu soru şimdilik size zor geliyor olabilir ama biz bunu yamuk konusunda anlatacağız arkadaşlar. Yamuk konusunda daha rahat bir şekilde yaparsınız hiç merak etmeyin. Orada iyice oturuyor bu soru haberiniz olsun. Yani ben burada neyi bulacağım arkadaşlar? Yükseklik şu. Çip çizgi uzunluğunu bulursam olay bitti. O zaman bu üçgene yoğunlaşacağım. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan gitmiyor muyduk arkadaşlar? O sarı bölgenin alanı nedir? 10 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet. Bölü 2'ler gitti. H da buradan 48 bölü 10'dan 4,8 çıktı. Ama şuraya bakacak olursak x uzunluğu neye eşittir arkadaşlar? 2 h eşittir. Yani 2 çarpı 4 virgül 8'den o da 9 virgül 6 çıkar arkadaşlar. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Özdeş 4 adet dik üçgen levhanın O noktasına sabitlenmesiyle oluşturulan şekil 1'deki rüzgar değirmeni O noktası etrafında ok yönünde alfa derece dönerek şekil 2'deki konuma geliyormuş. Evet şu şekil 2'deki konuma geliyormuş arkadaşlar. Alfa derece döndüğünde. Bak dikkat. Bu alfa zaten burası arkadaşlar. Dik üçgenin bir açısı. Alfa derece döndüğünde de buraya denk geliyormuş. Öncelikle arkadaşlar burası ne? 8, 15, 17. E hocam zaten bak burası alfaydı. Alfa derece döndüğü zaman şu şekilde alfa derece döndüğü zaman yani şu bizim eleman buradan nereye gelmiş oluyor arkadaşlar? Bakın şu bizim eleman önce buraya yapıştı hop buraya gelmiş oldu. Alfa derece dönmesi demek burada kaçının alfa derece olması demek değil mi? Aynen öyle. O zaman hocam burası da alfa diyeceğiz. Aa ne çıktı burada? Açı ortaylık çıktı. Onu da kullanacağım. Açı ortay kola dik çizilmiş. Açı ortayda kollar açılan dikmeler birbirine eşit olacağından. Hocam şöyle bir dik çizsek. Bu dikmeler birbirine eşit. Hatta 15 ise burası da nedir? 15'tir. Burası 8. 8 10 ne üçgeni 6. 8 10 üçgeninden 6 çıktı. X ile ifade edilen yer kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar öncelikle 8 15 ise burası kaç? 17. Bakın şu noktanın zemini olan uzaklığı 17 artı x. O zaman 17 artı x eşittir. Bu noktanın zemini olan uzaklığı 15 artı 6'ya eşit olacak. O zaman x buradan kaç geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Güzel bir soruymuş. Cevabımız böylelikle C han çıktı. Ve birinci bölüm testini böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>